Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda sanatçıları ağırladı. Her zaman yanınızdayız mesajı verdi. Türkiye'nin kalkınması yolunda beklentilerini sıralayan Erdoğan diplomasi mesaisini de sürdürdü. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık. Yer almayı sürdüreceğiz. Sanatçı toplumun aynasıdır dedi. Türkiye'nin geleceğine yönelik görevlerini hatırlattı. Kültür ve sanatla taşlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. İftarda konukları bu kez sanatçılardı. İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a, Bülent Ersoy'dan Hülya Koçyiğit'e, ünlüler Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Hükümetin daima sanatçıların yanında olduğunu, destek verdiğini vurguladı Erdoğan. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Eşi Emine Erdoğan da yanındaydı. Genç sanatçıların asırlık birikimleri modern yorumlarla harmanlayarak ortaya çıkardığı ürünleri de yakından takip ettiklerini söyledi Cumhurbaşkanı. İnternetin ve sosyal medyanın verdiği imkanları kullanarak bu eserleri kendi halkımız yanında tüm insanlığın beğenisine sunan sanatçılarımızla gurur duyuyoruz. Diplomasi mesaisine de ara vermeyen Erdoğan, Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüştü. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.